Düzgün bir dört yüzlünün, dört yüzlüğü dört yüzü olan bir çok yüzlüdür. Düzgün olması da yüzlerinin birbirine eş olduğu anlamına gelir. Peki, e, dört yüzünün merkezleri daha küçük bir dört yüzlünün köşeleridir. Küçük dört yüzlünün hacminin büyük dört yüzlünün hacmine oranı da m bölü n'dir demiş. m ve n kendi aralarında asal pozitif tam sayılardır ve m artı n'yi bulunuz. Peki. İşe bu düzgün dört yüzlüyü çizerek başlamak istiyorum. Dört yüzlümüzün düzgün olması gerekecek. Dört yüzü birbirine eşit olan birçok çok yüzlüğü bir bakalım. Şu şekilde çizebiliriz. Dört tane üçgenden yardım alacağım. Bu birincisi. Evet, bu. Bu ikincisi. Ve burada yani arkada bir üçgen daha var ee, ve son olarak tabanı da üçgen olacak. Dört yüzlü düzgün bir dört yüzlü olduğunda yüzlerinin de eşkenar üçgen olması gerekiyor. Evet, bunların her biri birer eşkenar üçgen yani bu uzunluk buna bu da buna eşit. Anlaştık mı? Düzgün dört yüzlümüzü çizdiğimize göre devam edelim. Dört yüzünün merkezleri daha küçük bir dört yüzlünün köşeleridir. Yüzlerin merkezleri. Bir bakalım. Merkezlerden biri burada. Evet, bu ikincisi. Bu arkadaki yüzün, bu arada bu yüzü tam olarak göremiyoruz. Çünkü bu iki yüzün arkasında kalıyor. Evet, ve bu da tabanın merkezi. Dört yüzlünün merkezleri daha küçük bir dört yüzlünün köşeleri imiş. Bu noktaları birleştirdiğimizde daha küçük bir dört yüzlü elde edeceğiz. Bu yüzün merkezinden tabanın merkezine ee, oradan bu yüzün merkezine gidelim. Evet, birleştiriyorum. Küçük dört yüzlünün yüzlerinden biri işte belirdi. Bu şekilde bakarsak, bu üst kısmı olacak. Ters çevirirsek taban olur. Ama dediğim gibi bunun tepesi olduğunu düşünelim. Buraları birleştirdiğimizde de arkada kaldıkları için göremediğimiz diğer iki yüzü elde ederiz. Bu ve bu. Bizden pembeyle çizdiğim küçük dört yüzlünün hacmini büyük dört yüzlününkine oranlamamızı istiyorlar. Şu anda arka planda bir yandan bir dört yüzlünün hacminin nasıl hesaplanabileceğini düşünmeye başladığınızı biliyorum. Ama burada önemli olan birbirine benzeyen iki şekil söz konusu olduğunda bu şekillerin herhangi bir uzunluğunun oranını biliyorsanız, bu arada tüm uzunluklarının aynı orana sahip olduklarını varsayacağız. Zaten buradaki durumda tam olarak bu. Hacimlerinin oranı herhangi iki kenar uzunluğunun oranının küpüne eşit olacağı. Ne demek istediğimi hemen göstereyim. Buradaki uzunluğa U, B adını verelim. Evet. Uzunluğun büyüğü. Büyük uzunluk tadında. Peki. Büyük dört yüzlünün uzunluğu bu. Küçük dört yüzlünün buna karşılık gelen kenarı da bu olsun. Buna da e, U, K. Küçük uzunluk. Evet. Adını verelim. Eğer UB'nin uk'ye oranını biliyor isek hemen not edeyim, UB bölü uk'nin neye eşit olduğunu biliyor isek, büyük 400'lünün yüzlünün hacminin küçük 400 yüzlününkine oranını, bu oranın küpünü alarak bulabiliriz. Bunu yapabilmemizin sebebi elimizdeki 400'lülerin benzer olmalarıdır. Anlaştık mı? demek istediğim, bu kenarın bu kenara oranı, bu kenarın bu kenara oranına eşit Aslına bakarsanız kenarların hepsi eşit oldukları için tüm kenarların birbirine oranı aynıdır diyebiliriz. Kısacası tüm bunlar bu iki dört yüzlü benzer oldukları için oluyor. Bunu da söyledikten sonra soruyu çözmek için bulmamız gereken şeyin büyük dört yüzlünün bir kenarının küçük dört yüzlünün bir kenarına oranı olduğunu anladık değil mi? Bunu yapmanın çok güzel yöntemleri var ama bu yöntemler biraz soyut oldukları için ben büyük dört yüzlünün köşelerinin bazılarının koordinatlarını bulmaya çalışacağım. Bundan sonra da köşelerin koordinatlarının ortalamasını alarak yüzlerin merkezlerinin koordinatlarını bulacağım. Evet, koordinat eksenlerimizi bir çizelim. Bu y ekseni. Şekil üç boyutlu bir şekilde görselleşecek. Ee, bu şekilde çiziyorum. Evet, bu bu y ekseni olsun, x eksenini de bu şekilde çiziyorum. z ekseni de yukarıdan aşağı inecek ama onu şimdilik çizmiyorum. Şimdi büyük dört yüzlünün tabanını çizmeye çalışacağım. Bu arada seçeceğim koordinatlar tamamıyla rastgele olacak. Önemli olan şey oran olduğu için büyük dört yüzlünün istediğimiz boyutta olmasını sağlayabiliriz. Bunda sorun yok. Bu köşe mesela burada olsun. Bu da burada. Bunu da buraya koyalım. Şöyle yapayım, evet, evet, daha iyi oldu. Büyük dört yüzlünün tabanını çizdik. Bu eşkenar bir üçgen, yani bütün kenarları birbirine eşit. Buna göre çizdik. Kolaylık olsun diye buradaki köşenin koordinatını 1,0 olarak seçelim. Başka bir şey de seçebilirdiniz. Y koordinatı x ekseni üzerinde olduğumuz için 0. Z koordinatını çizmemiştik ama taban x, y düzleminde bulunduğundan z koordinatı da 0 olacak değil mi? Buraya gelelim. Bu durumda köşenin koordinatları da eksi 1 virgül 0 virgül 0 olur. Hala x ekseni üzerindeyiz. Buradaki uzaklık 1. Buradaki uzaklık da 1 ise bu kenar 2 birim. Bu durumda bu kenar da 2 birim uzunluğunda olur. Ve şimdi 30, 60, 90 üçgenleri hakkında bildiklerimizi kullanarak bu uzunluğu da bulabiliriz ki zaten buradaki y koordinatına ihtiyacımız olduğu için bu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bu noktanın x koordinatı ve z koordinatı 0. Çünkü hala x, y düzlemi üzerindeyiz ama y koordinatı ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun için 30 60 90 üçgenini kullanabiliriz. Kullanmak istemiyorsanız da doğrudan Pisagor teoremini uygulayabilirsiniz. Evet. Buradaki y koordinatının yani bu uzunluğun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Pisagor teoreminden yola çıkarsak y koordinatının karesi artı 1'in karesi 2'nin karesine eşittir. Hemen yazıyorum. Farklı bir renk seçeyim. y koordinatının karesi artı 1'in karesi yani 1 2'nin karesine yani 4'e eşit olacak. Buradan y'nin karesini 3, y'yi de karekök içinde 3 olarak buluruz. Harika. Bu uzunluk karekök içinde 3'e eşitmiş. Karekök içinde 3'ü Pisagor teoremini sağladığını göstermek için buraya ya da doğrudan y koordinat olarak buraya yazabilirim. Bu noktanın y yönündeki koordinatı neymiş? Karekök içinde 3. Hazır büyük dört yüzünün tabanıyla uğraşırken bu yüzün yani tabanın merkezini de bulabiliriz öyle değil mi? Merkezi de şu şekilde işaretleyeyim merkezin koordinatlarını bulmanın kolay yolu tüm bu koordinatların ortalamasını almak. Bir bakalım x koordinatı 0 artı 1 artı eksi 1 bölü 3'ten 0 bölü 3 eder ki o da 0'dır. y ekseni üzerinde olduğumuz için x koordinatının 0 olması zaten son derece mantıklı. Devam ediyorum. y koordinatı karekök içinde 3 artı 0 artı 0 bölü 3. Bu da karekök içinde 3 bölü 3 eder. Tabanın tepe noktasına giden uzunluğunun 3'te biri. Z koordinatını da isterseniz ortalama alarak bulabilirsiniz ama x, y düzleminde olduğumuz için evet 0 olacağını biliyoruz. 0 artı 0 artı 0 bölü 3'ten de zaten sıfır olacağını söyleyebiliriz. Böylece küçük dört yüzlünün köşelerinden birini de bulmuş olduğumuzun farkındasınız değil mi? Şimdi de buradaki köşenin koordinatlarını bulmak istiyorum. Neden diye soracak olursanız, o zaman bu uzunluğun neye eşit olduğunu ve bu kenara yani ikiye olan oranını bulur, küpünü de alır ve istediğiniz oranı elde etmiş olursunuz da ondan. Ve bundan sonra da geriye sadece m artı N n'in ne eşit olduğunu e, bulmak kalacak. Ne demiştim? Bu köşenin koordinatlarını bulmak için bu, bu ve bu noktanın koordinatlarının ortalamasına ihtiyacımız var. Bu ikisinin ne olduklarını bildiğimize göre buradakini bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de z eksenine ihtiyacımız var. Buradaki merkez noktasından yukarıya doğru çıkarsak şöyle yapayım. Daha düzgün çizmem lazım bir saniye. Evet, şimdi bu şekilde büyük dört yüzlünün tepe noktasına çıktığımızı düşünelim. Dört yüzlü buna benziyor, öyle değil mi? Evet, bu arada çizim yapmanın göründüğünden çok daha zor olduğunu da söylemek istiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmeyin. Dört yüzlünün yüzlerinden biri bu, diğer yüzlerini çizmeyeceğim. Evet, bu şekilde gözümüzün önüne getirebileceğimizi düşünüyorum. Çizim yapmak gerçekten de zor. Tamam. Bakalım, evet, size şu an pembeyle işaretlemekte olduğum yüzü çizdim. İşte bu. Tamam mı? İsterseniz arka yüzü de çizebilirim. Evet, işte böyle. Şimdi bu tepe noktasının tamı tamına buradaki noktanın yani tabanın merkezinin üzerinde olacağını görüyorsunuz değil mi? Ve bu noktanın koordinatlarından bazılarını biliyoruz. Evet x ve y koordinatının ne olduğunu biliyoruz ve sadece z koordinatını bulmamız gerekecek. x koordinatı buradaki x koordinatının aynısı yani sıfır olacak. Çünkü y ekseni üzerindeyiz. x yönünde herhangi bir yer değiştirmemiz yok. y koordinatı da bunun aynısı yani karekök içinde 3 bölü 3 olacak. Z koordinatı ise buradaki uzunluk. Ve bu uzunluğu bulmak için de işe buradaki ön yüz üzerindeki bu uzunluğu çizerek başlayacağım. Bu noktadan bu noktaya olan uzunluk. Mavi ile çizdiğim uzunluğa odaklanacak olursanız bu uzunluğun neye eşit olduğunu biliyoruz aslında öyle değil mi? Dört yüzlünün tüm yüzlerinin eşkenar, üçgen olduğunu hatırlayın. O halde mavi uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir diyebiliriz. Tabanın yüksekliğinin karekök içinde 3 olduğunu da burada bulmuştuk. Evet işte burada. Bu noktadan bu noktaya olan uzunluk karekök içinde 3 ise bu da karekök içinde it. üçtür. Buna ek olarak bu uzunluğun ne olduğunu da biliyoruz. Farklı bir renkle göstereyim bunu da. Evet. Bu uzunluğunda karekök içinde 3 bölü 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki de dik bir açı olduğuna göre şekilde bunun dik açı olduğunu anlayamamış olabilirsiniz ama bu uzunluk eğer bir yükseklikse aradaki açı dik açı olmalıdır. Öyle değil mi? Evet. Bunları kullanarak bu uzunluğu bulabiliriz ve bu uzunluk bize bu noktanın z koordinatını verecek. Buna h diyelim, hemen not ediyorum, Pisagor teoremine göre h kare artı kare kök içinde 3 bölü 3'ün karesi, yani 3 bölü 9, karekök içinde 3'ün karesine yani 3'e Eşittir. İki taraftan 3 bölü 9 çıkarırsak h kare eşittir 3 eksi bunu 1 bölü 3 olarak yazıyorum. Evet 9 bölü 3 eksi 1 bölü 3 bu da 8 bölü 3 eder. İki tarafında kare alırsak aşı 8'in kare kökü, bir bakalım 8, 2 üzeri 3'e eşittir. Bu da 2 çarpı kare kök içinde 2 eder değil mi? Bölü kare kök içinde 3 ve bu da h'ye yani aradığımız z koordinatına eşit. 2 çarpı kök içinde 2 bölü kök içinde 3. Peki süreyi biraz fazlaca kullanmışız değil mi? Baktım da bir isterseniz bir sonraki videoda devam edelim. Tepe noktasının koordinatlarını bulduğumuza göre önümüzdeki videoda bu 3 koordinatın ortalamasını alıp bu noktanın koordinatlarını bulacağız. Sonra da bu noktayla bu nokta arasındaki uzaklığı yani bu kenarın uzunluğunu bulup iki kenarın uzunluklarının oranının küpünü alıp hacimlerin oranını elde etmiş olacağız.